Siz mi? sizin kendi sağlık öykünüzü anlatırken de 3 gün aç kaldım, yani bir Tabii nevi o oruç tuttum diyorsunuz. Tabii tabii burada onlar işte oruç deyince ilk bir stokları yani oruç bildiğimiz dini oruç Yok değil yok, bu. anladım. Yani yemek yememek de Evet. bünyede fayda sağlar diyorsunuz, ama bir de kitabınızda bir yerde zaten kendiniz söylüyorsunuz. Hani bu eser teoloji kitabı değil ama Evet. İslami duyarlılığı olan insanlar için çok anlamlı olacak referanslar Var, gösteriyorsunuz. doğrudur. Yani Yani mesela ayetlerden. Kur'an-ı Kerim'den tabii ki bizim yani bu esasında yani Kur'an-ı Kerim'i ben doğrusunu isterseniz bir din adamı falan değilim ama şu konseptle okuduğum zaman yani ben acaba yani gıda intoleransı veya diyelim ki gıdalar konusunda Kur'an-ı Kerim nasıl bir yaklaşım içinde bize bugüne kadar sadece haram helal demişler. Anlatabildim mi? Evet. Sadece haram helal. Sonra bir baktım Kur'an-ı Kerim helal olanlara dikkat edin diyor. Yani helal olduğu halde her şeyi yemeyin diyor. Helal olduğu halde siz yine temiz olanı seçin diyor. Ben bu temiz kelimesi peşine takıldım bu sefer. Yani Kur'an-ı Kerim'de de esasında çok net bir şekilde mesela Vaka diye yani olay diye bir sure var. O surede işte cennet halkının ne tür beslenmeler, nasıl beslendiklerini anlatıyor. Şimdi bunu ille siz cennet halkı diye alırsanız size bir şey anlatmaz. Ama ben cennet halkı gibi sağlıklı, huzurlu yaşamanın burada da mümkün olduğunu farz etsem, düşünsem ve onu uygulasam ne kusuru, ne şeyi var? Evet, Ha, bir evet. baktım orada üç çeşit beslenmeden bahsediyor Kur'an. Bir tanesinde diyor ki istediğiniz etlerden yiyebilirsiniz. Bunlar sıfırlar ve B'lerdir. Birisine diyor ki kuş etleri diyor. Canınızın çektiği kuş etleri diyor. Bunlar bir parça A grubudur. Evet. Ve AB grubudur. Bir kısma da diyor ki bunlara sadece bunlar meyve ve bitimsiz meyveler ve sebzeler. Bunlar da kendilerine işte zarar vermiş olanlar. Bunların kendilerini tolere ettirmeleri lazım. Dolayısıyla hani Kur'an-ı Kerim'i bir ceza kitabı, bir din kitabı olarak alıp işlemek başkadır. Ondan kendi hayatıma uygulayabileceğim pratik şeyler çıkarmak başka bir şeydi. Ben öyle yaptım yani. Çok ilginç hadisler, çok ilginç ayetler buldum. Evet. Hakikaten de şey noktasında, sağlık noktasında ufuk açıcı, yol gösterici ayetler ve hadisler. Anladım. O Onlardan epey istifade ettim. doğru. Mesela şey var, hani bir insan sağlıklı yaşamak istiyorsa sünnete uygun bir yeme içme usulü Evet, geliştirmelidir. sünnete uyma şu. Mesela Mukavkıs büyük çok ünlü dönemin en büyük doktorunu Mısır'daki doktoru en ünlü doktorunu Hazreti Muhammed'e gönderiyor ve diyor ki git bu adamın hastalıklarını ve varsa arkadaşlarının hastalıklarını tedavi ettir diyor. 1,5 sene orada kalıyor ve hiçbir hasta göremiyor. Sonunda geliyor diyor ki ya Muhammed ben çok mühim bir adamım kendi memleketimde Mısır'da. Burada hiç işe yaramıyorum. Lütfederseniz ben artık memleketime döneyim diyor. Peygamberimiz diyor ki siz burada misafirimizsiniz. İstediğiniz kadar kalabilirsiniz. Hasta olmaya gelince ben ve arkadaşlarım hasta olmayız diyor. Şimdi bunu kim söyleyebilir şimdi? Evet, Hiç kimse. nasıl? Ben hasta olmam diyor. Ben ve arkadaşlarım hasta olmayız diyor. Doktor nasıl deyince diyor ki çünkü ben acıkmadan yemem. Dolayısıyla biz bugün şunu söylüyoruz. Fizyolojik sindirim tamamlanmadan, o da 5 saat sürüyor. Fizyolojik açlık oluşmadan yediğiniz takdirde beden onun tamamını biriktiriyor. Biriktiriyor ve problem haline getiriyor. Peygamber diyor ki ben asla acıkmadan yemem. Ve yediğim zaman da tıka basa yemem, doyurmam kendimi. Senede bir de kanımı temizlemek için hacamat yaparım diyor. Tabii o zaman Anladım. ancak yapılabilecek bu kan da verilebilir, Peki hacamat da yapılabilir. Mehmet Ali Şimdi Bulut, evet. bu bir usul. Yani az yediğiniz takdirde, dikkatli ve tekil yediğiniz takdirde, tek şey yediğiniz takdirde vücut bunu tolere ediyor. Ama bir çamaşır makinesinde olduğu gibi siz ağır kirlilerle tülleri, beyazları aynı programa atıp ön yıkamada yıkadığınızda kesinlikle hiçbirisinden fayda görmeyeceksiniz. Aynı sistemle çalışıyor mide. Peki Mehmet Ali Bulut, yani Can Boğaz'dan Çıkar kitabının bu kadar ilgi görmesi, çok satanlar listesinde ikinci sırada olması pek çok yerde, acaba bu İslami referanslarla yeni bir şey söylüyor olduğunuz algısından mı kaynaklanıyor acaba? Çünkü daha önceki Valla kitaplarda ben böyle şimdi oluyordu. şunu şöyle diyeyim. Yani alıcı profilleri daha çok dindarlar olsaydı ben de o kanıya varırdım. Ölçebiliyor musunuz onu? Ölçebildiniz mi yani Yani siz? evet çünkü hiç ummadığım kesimler, hiç esasında
yani dinle çok yakın ilişkisi olmayan kesimlerde daha çok ilgi görüyor. Mesela evet. Onu nasıl söylüyorsunuz? Ak Merkez'de satılıyor diye mi? Çok atıyorum yani. Hayır, belki yok. Yani Ak Merkez'de de satılıyor. Remzi satıyor, DNR'larda satılıyor, Migros'larda satılıyor. Ben satıldığı yerler açısından söylemiyorum. Ha, ben merak ettim onun için. Birebir bana ulaşan, ben yani adresi açıkta olan birisiyim. Yani anladım. Haber izinde de yazıyorum biliyorsunuz. Biliyorum. Çok rahatlıkla çıktığım şeylerde, telefon programlarda şeyimi de verdim. Yani anladım. Kendi e-mailimi de verdim insanlara. Ben bu noktada bakın, ben bu işte ahkam kesmiyorum, ben bu işte ticaretini yapmıyorum. Sadece kendi üstünde uyguladığım şeyler var. Ve birisi çıksa beni yalanlasa, ben hayır bu yalandır demem. Alırım doğrusu neyse. Çünkü ben şey değilim yani. Getir. Ben şöyle bunu doğru biliyorum. Sizin bir başka doğru. İkna olurum varsa, diyorsunuz. İkna olurum. Yani. İkna edebilirler beni. Böyle değil de tabii böyle ben diye ikna anladım. İkna edebilirim. Ben şey değilim. Yani bu sahanın. Ben bir gazeteciyim yani. Doğru. Peki ama modern hani modern tıbbı takip eden bir profesör sizi aradı mı hiç mesela? Yani böyle diyorsunuz ama bu insanlar acaba yanlış bir... Tabii ki yani onlarda da aynı şey var. Tabii şimdi normalde ortodoks tıp diyorum ben ona. Evet. Ortodoks tıp parçalı çalışan bir tıptır. Ona yönelik benim ciddi eleştirilerim var. Yani neticede doğu tıbbı bütüncül bir yaklaşım içinde. Yani bedenin tamamını bir sistemin, bedende yer alan uzuvları bir sistemin olmazsa olmaz parçaları görüyor. Ama ortodoks tıp diyorum ben ona tabii. Ortodoks veya mevcut geleneksel tıp, bu tıp daha doğrusu batı tıpı. Anladım. Parça endeksi çalışıyor. Yani lokal çalışıyor. Diyor ki mesela bademcik tintap tutmuştu, tutuyorsa atın gidin. Mehmet Ali Bulut. Yoktur. Evet. Tiroid beziniz bozulduğu zaman hipofiz beziniz bozulur. O da bozulunca kesinlikle prostat olursunuz. Çünkü bu sistem birbiriyle ilgili. Ama şey henüz bu bütünlüğe ulaşmadı. Anladım. Yani o diyor ki işte bu arıza yaparsa burayı keserim, bu arıza yaparsa burayı keserim. Ben tabii doktorlara da bunu çok vermişim. Çok doktor var yani alanlar içerisinde. Şu ana kadar bir tek kişi itiraz etti. Ya saçma sapan şeyler dedi bana. Hı hı. Dedim ki siz bunları uyguladınız mı yoksa yok dedi bunlar bir yerlerde yazılmış, uygulanmış. Yani dedim illa Batı'nın dergilerinde yayınlanması mı lazım bilimsel kabul edilmesi için? Ben de size diyorum ki alın bunu kendi üstünüzde deneyin. Çok basit. Diyorum ki migren çeken bir hasta değiniz ki ben tabii söyleyeceğim proteinlerle birlikte süt ürünleri kullanma. Bakın ne fayda sağlıyor. Anladım. Böyle tartışmalar zaten beklenir yani olur böyle yani hassas bir konu yani, normal. Ben gereğinden fazla iyi karşılandım. Bakın anladım. Bunu bir gazeteci olarak söylüyorum. Ali Eyüboğlu bir şey eleştiri yazdı. Ali Eyüboğlu benim dostumdur. Bravo dedim ya kaç kişinin daha bu şekilde çıkış yapması lazım. Yani neticede en azından bu bir ciddi bir şeyse ciddi olarak ele alınsın. Yanlışsa birileri çıksın yanlışını ortaya